Levin ablacığım. Canım. Levin ablacığımın yanına gidiyorum. Birazdan eğitimci yazarımız Mustafa Yurttaş bizlerle birlikte olacak. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü yarı yıl tatilinin bitmesine çok az kaldı. Pazartesi günü okullar açılıyor. Çocuklarımızda son zamanlarda en çok duyduğumuz sıkıntılardan biri de dikkat dağınıklığı. Nedenine ne yapabiliriz? Sağ beyin çalışması çok önemliymiş. Çocuklarımızda onu nasıl aktif hale getirebiliriz? Doğru ders çalışma yöntemleri ve ortamı nasıldır? Annelerimiz, babalarımız için, çocuklarımız için çok önemli konular. Birazdan konuşacağız. Seninle devam edelim. Ne var ne yok? Nerelerdesin görüşmeyi? Teşekkür ederim. Neler yapıyorsun? Özledim sizi, geldim. Eksik olma. Bu ara bir grip geçirdim. Herkesin geçirdiği gibi biraz uzun sürdü. Sorma. Ama tekrar çalışmalara devam ediyoruz. Bugün size 3 tane güzel çay saati lezzeti seçtim. Bir tanesi dağınık poğaça. Poğaçanın dağınık halini yapacağız. Avcı böreği yapacağız ve meyve soslu güzel bir irmik tatlısı, sütlü bir tatlı yapacağız. Bir irmik tatlısını çok severim. Evet, bunun farklı bir şeyi var. Onu da ben izleyicilerimize yaparken söyleyeceğim tiyosunu. Bildiğiniz irmik tatlısından farklı diyorsunuz. Biraz yani sayılara bağlı, hafızada kalsın diye öyle bir ölçü seçtim. Güzel. Önce hangisini yapıyoruz? Önce istersen dağınık poğaçadan başlayalım mı? Olur. Malzemeleri seçtik. 3 yumurtamız var. 3 yemek kaşığı mahlep, 2 adet kabartma tozumuz var paket, 1 miktar tuz, sıvı yağ, 1 bardak, 1 bardak yoğurdumuz var. Yaklaşık 3 bardak kadar un kıvamına bakacağız. Peynirimiz ve dereotumuz var. Güzel. Bir de dağınık poğaça dedik ama tuzlu kek değil. Çünkü tuzlu kekte ceviz falan ilave ederler. Biz bunu da kullanmayacağız. Böyle bir kalıba koyacağız ve baton keseceğiz bunu. Güzel bir lezzet olacak. Dağınık poğaçayı kek kalıbında yapacağız. Evet. Başlayalım mı? Hemen başlayalım. Şimdi 3 adet yumurtamızı hepsini kırıyoruz. Aynen. Şöyle. 2 paket kabartma tozu kullanıyoruz. 2 paket kabartma tozu. Mayasız olduğu için. Sebebi şudur. Biraz zeytinyağı, yoğurt ve tuzlu olan kısımlarda kabarmayabilir bir kısım. Onun için riske atmadan 2 adet kullanıyoruz. Yani güzel böyle pamuksu bir dokunuş olacak. Kabartma tozu koyduğumuz, maya koymadığımız hamur işlerini dinlendirmek gerekiyor genelde. Bunu bir yarım saat, hayır, 40 dakika dinlendirmeye gerek yok. Hiç dinlendirmeyeceğiz. Biz bunu hemen şimdi şöyle diğer keklerden ayıran, çok karıştırmamıza gerek kalmayacak. Şöyle biraz kıvamını halledeceğiz. Yani yoğurt böyle hani birer su bardağı sıvı, aynen, yağla beraber yoğurdumuz var. Zeytinyağı da kullanabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Bir sıvı yağ kullandık. Tercihe bağlı, yarım yarım da ölçü kullanabilirler. Katı yağ olmayacak bunda. Şimdi şöyle güzel bir lezzet o. Şimdi katılarımızı ilave edelim. Mahlep. Kabartma tozu. Mahlep sevmeyenler? Koymayabilirler. Değil mi? Yani o isteğe bağlı. Evet, bir miktar tuz ilave ediyorum. Tuz oranı da dengeli olsun. Çünkü peynirde kullanacağız ya. Kullandıkları peynir çok önemli. Ona göre evet. Evet. Bu sefer de çok tuzlu olmasın. Evet. Şöyle. Biz şimdi şöyle izleyicilerimize un kıvamını gösterelim. Yaklaşık 3 bardak dedik ama yine de bardak ölçüsü yoğurdun yoğunluğuna göre değişir. Şöyle. Elimizle yoğurmuyoruz. Çok Birkaç dakika içinde eğer malzemelerimizi böyle hazırlar isek şu vaziyette. Şimdi biz buna peynir ve dereotunu ekleyeceğiz. Kıvamına bakacağız. Biraz böyle yumuşak bir kıvam oldu mu doğru fırına. Yaklaşık 30 dakika kadar bir zaman süresinde de 180 derecede pişireceğiz. Biz ne peyniri kullanıyoruz? Biz şimdi çok yağlı olmayan bir peynir kullanıyoruz. Beyaz peynir. Çok yağlı olursa içinde eriyeceği için böyle güzel bir görüntü vermez. Ben istersen şöyle yapayım onu. Besleyici, bol peynirli. Evet. Şimdi kıvamına bakmak için peyniri ve dereotunu ekleyelim. Bunu da ekleyeyim. Şöyle hemen harmanlayacağız. Kıvam bence olmuştur bir de. Yani çok sert olmasın ki. O böyle süngerimsi dokuyu yakalayalım istiyorum. Şöyle. Oo. Yani aslında poğaça malzemelerini kullandık. İzleyicilerimiz diyecekler ki bu poğaça malzemesi. Evet doğrudur. Biz onun için dağınık poğaça diyoruz. Yani bir miktar sanki çok az daha. Kek kalıbında kalıp gibi çıkacak. Dağınıklığı nerede? Dağınıklığı adı üstünde kalıpta yapıyoruz. Yani çünkü dağınıklığı burada ama şöyle yuvarlamıyoruz, şekil vermiyoruz. Böyle dağıtıyoruz, dağınık bırakacağız oradan şimdi. Gelin.
Ama evet, bu şekilde çıkacak. Evet. Yağlı kağıdı serdik, birazcık da yağladık tabii ki. Tabanını risk almamak için yağladık. Ama onların özel bir kalıbı varsa bildikleri keyfe keder. Ben yine de bir tabanda yağlı kağıt kullanıyorum. Şimdi böyle, bu kadar. Ve dökeceğiz, fırına vereceğiz. Evet canım. Isıtılmış olması gerekli midir? Yani fark etmez ama bence bir 5 dakika önce açmaları evet, iyi olur. Şöyle gördüğün gibi buradan dağınık. Güzel. Bu şekilde veriyoruz bu değil mi? Bu şekilde evet. Güzelce dağıtacağız. Şöyle hayatım. Şimdi bunu gördüğün gibi bak dağınık bir şekil oldu. Yani çok böyle gelişi güzel. Zaten biz 2 adet kabartma tozu kullandık ya, bu kabaracak. O zaman fırına gönderelim. O güzelce şöyle pişerken hop fırına gidebilir. Haydi bakalım. Güzel yerinde buluşsun, sıcaklıkta buluşsun poğaçamız.